Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Saskian Popmakarımız devam ediyor. Her hafta ayrı bir güzel, ayrı bir kazanım elde ettiğinizi ümit ediyorum. Bu haftaki konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden emekli olan Zekai Şen hocamız. Yani burada bugün Zekai hocamızı dinliyor olmaktan dolayı kendinizi özel bir ayrıcalıklı hissedebilirsiniz. Biz de aynı özellik ve ayrıcalığı hissediyoruz. Zekai hocam var, ilk tanıştıran hocamız inşaat bölümünden Naci hocamız. Ben Naci hocama takılıyorum. Diyorum ki senin gibi dostu olanın düşmana ihtiyacı yok diye. O da herhalde düşmanlığını yapabilmek için önce dostluğunu ispatlamak istedi. Bizi Zekai hocamızla tanıştırdı. Artık istediği kadar düşmanlık yapabilecek potansiyeli açmış oldu kendisine. Çünkü oradaki dostluğu bizim için çok önemli bir sonuç üretti. Zekai hocamız arkadaşlar, dediğim gibi yani şu an dinler olmaktan büyük bir zevk, onur alacağınız bir hocamız. 1971 yılında İngiltere'de Imperial College'da doktorasına başlayıp kısa sürede bitirip Türkiye'ye dönüp daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yıllarca yaptıktan sonra şu an dünyanın birçok üniversitesiyle irtibatta olan fikirlerine, görüşlerine önem atfedilen birçok üniversite için önemli bir değer olarak şu an akademik dünyada kendisine yer olmuştur. Özelliği nedir derseniz arkadaşlar, yani doktorasını Imperial College gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinden birisinde çok kısa sürede bitiriyor olması değil. Onlar zaten rahatça kendisini yapabileceği ve başarısının temelinde olan şeyler ama veyahut da dünyadaki birçok kuruluş tarafından geleceğin 1000 yılında, bakın dikkat edin, geleceğin 1000 yılında en önemli 500 bilim adamından birisi olarak gösterilmesi de değil. Zekai hocamızı farklı kılan aslında Batı bilim dünyasının ürettiği bilgi normunu da, şeklini de onlara sorgulatabilen ve hangi gözle bakmaları gerektiğini onlara anlatabilen bir hocamız olması. Dolayısıyla bilgiyi, Kaan hocam buyurun. Bilgiyi Batı medeniyetinin bir ürünü olmaktan çıkarıp biraz da bize ait olan hikmet boyutuyla, irfan boyutuyla Batılılara öğretmeyi becerebilen bir hocamız olmasından geliyor diye düşünüyorum. Eğer hocam bana kızmazlarsa. Bu anlamda hocamız çok değerli. Evet, buyurun hocam. Evet. Tümünüz adına şahsımda hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadılar. Buraya geldiler. Bizlerle beraber oldular. Hocamız aynı zamanda arkadaşlar Su Vakfı diye bir vakfımız var. O vakfın başkanlığını yapıyor. Merak eden arkadaşlarımız için bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Sayın Hocamızı kürsüye davet ediyorum. Ses. Aslında 1976-77, sanırım 78 yıllarında da bu Sakarya Üniversitesi, o zaman Ozanlar Mevki diye bir mevkideydi. Ben her cumartesi günü kaçak olarak, yasak da o zaman, doçent profesör olmak gerekirdi ders vermek için. Ben gelirdim oraya cumartesi günü. Mukavemet, lineer cebir, analitik geometri, istatistik, Fortran programlama diye ders verip akşam mavi trenle dönerdim. Onun için yani bu üniversiteyle de ayrı bir muhabbetim var. Hele hele son yıllarda buranın bayağı gelişmiş olmasını duymak ve adı sayılır böyle bilinen üniversitelerden 80 bin de öğrencisi varmış. Hakikaten ona da çok memnun oldum. Efendim Türkiye'mizde çok üniversiteler açılıyor. Bazıları tabii daha ayrıcalıklı. Az önce de belirttiğim gibi. Fakat biz Anadolu insanı olarak aslında o kadar akıllı diğerlerinden farkı olmayan bir topluluğuz ki
Ama maalesef bir takım tabular var, o tabuların yıkılması icap eder. Ben şimdi konuşmam esnasında zaman zaman onlara da değinirim. Bana sorduklarında nasıl bir konuşma diye, mühendislikte geometrik düşünce ilkeleri, hakikaten bu benim hep kafamdaydı, hatta yazmak için kitabın planını da yaptım, yani geometrik düşünce ilkeleri diye. Çünkü dünyada değişik görüşler var, matematiktir esas düşüncenin diye söyleyenler var, fiziktir diyenler var vesaire. Şimdi bu iş her şeyden önce benim şöyle bir tavsiyem olur, adınızın bile İki tane anlamı önemli bir manası vardır. Bunlardan bir tanesi öğrenilen her kelimenin yabancı dil bile olsa öğrenseniz kelimenin kökeni nedir acaba? Çok önemli. Kelimenin kökeni. Köken tespit edildikten sonra acaba bunun anlam bilgisi nedir, yüklemi nedir diye. Şimdi mühendis diyoruz mesela. Mühendis dediğimiz zaman kelimenin kökenine bakalım. Geometri dediğimiz zaman bakalım. Düşünce, ilkelere. Mühendis diyoruz. Mühendis dediğimiz zaman bir bakıyoruz bizim kültürümüzde mühendis. Ama kökenine gittiğimizde bunun Arapça olduğu, Arapça, Osmanlıca olduğu ortaya çıkıyor. Ve hendese diye bir şey var. Hendese. Hendese aslında Arap dilinde bu geometri demek. Onu mimlediğin zaman şey olur, bir meslek olur. O da mühendis gibi. Dolayısıyla demek mühendis geometrici birisi olması icap eder. Ama maalesef bu üniversitede dahil Türkiye'de geometri diye benim zamanımda vardı, bilmiyorum şimdi var mı, tasarı geometri diye iki sene üst üste gördüğümüz geometri vardı. Şimdi var mı bilmiyorum. Yoksa hep matematik mi? Hep matematikse maalesef, yok bana izin verse matematiği hiçbir zaman başlarda koymam. Sebebine geliyorum şimdi. Demek ki mühendis bir kere geometri demek köken olarak. Anlam bilgi yükleme olarak da hakikaten o işi yapan değişik şekillerde kişi demek. Geometri diyoruz, bu da bizim dilimizde de değil, yabancı, Latinlerden gelen bir şey. Bu da nasıl doğmuştur? Geometri diye bir şey eskiden ancak Sümerler zamanında vardı. Ama Batılılar Sümerlere hiçbir zaman ona dayanmazlar. Çünkü onlar için mühim olan İki tane kültür vardır. Bunlardan bir tanesi eski Yunan'dır. Oradan İslam kültürü ki eğer Müslüman düşünürler olmasaydı bugünkü Batı bilimi bile hayatta olamazdı. Ama maalesef kendi öz vatanlarında, benim vatanımda dahil diğer İslam ülkeleri de bilinmez. Bilim tarihi nedir diye sorulduğunu bilinmez. Kahramanlık tarihi tabii bilinir. Ama bana sorsalar gençlerin bilim tarihini okuması gerekir. Geometri nasıl çıkmıştır? Eski Mısır medeniyeti zamanında Nil Nehri durmadan taşarmış. Taşınca da tabii mümbit araziler, yani verimli araziler nehrin sağında solunda olduğu için taşkından sonra da bütün herkesin arazisinin sınırları belli olmaz. Çünkü rüsubat, sürüntü maddesi kaplan. O zamanki idareciler demiş ki aklı çalışan insanlara ya kardeşim öyle bir şey geliştirin ki bir yöntem veyahut da bir bilgi kümesi taşkınlar sınırları belli etmese bile nasıl biz bunları tespit edebiliriz? İşte geo yer demek. Metrede ölçmek. Yani yer ölçmesi aslında bu. Şey, ama Arapçası öyle değil. Şekil bilgisine geliyor. Düşünce kelimesine gelelim. Ya acaba dünyada hangi dilde böyle güzel bir kelime var? Kökenine bakalım, düş. Damdan düş değil. Rüyada görmek, hayal etmek. Düş. Düşünce denince demek ki hayal etmem lazım. Bir şeklim şeyleri zihninde canlandırmam lazım diye şey yapabiliriz. Şimdi ben bakayım hangisine basacağım. Düşüncede en öncelikli olan hangileridir diye size sorulsa kendiniz içinizden cevap vermeyin. Matematik midir? Birçok kimseye sorsan o matematiktir. Matematiği bilen fevkalade her şeyi yapar denir. Ben geçenlerde TÜBİTAK Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde liselere konuşma yapmamı istedi. Bilim nedir ve nasıl yapılırdı konu.
Orada dedim ya matematik dedim, ben olsam matematiği birinci koymam deyince bir alkış koptu. Bir baktım ki matematiği sevmiyor. Birçok kimse sevmiyor. Aşık olursun ama öncelikleri vardır. Matematikte bambaşka bir şey. Bilim aşkı bambaşkadır. Olur aşklara benzemez. Onlar gelir geçer. Bilim aşkı asıllarca bile sürer. Matematik midir? Fizik midir? Burada fizik deyince yalnız daha sonra da gelirim. Bildiğimiz o işte Newton fiziği, bilmem görecelilik fiziği veya kuantum fiziği onu anlamayın. Fizikten şunu anlayın ki geometriyle ilişkili hale gelir. Yani doğadaki gördüğümüz birçok şeyler, şekiller oraya geleceğim. Yoksa bu bilim felsefesi midir? Felsefe hakikaten dışlanmış bir şeydir bu felsefe bizim kültürümüzde. Felsefe ise az önce dediğim düş gibi felsefe insana öyle bir düşünce kabiliyeti verir ki yani düşüncenizin o alanı genişler ve düşündüklerinizi de hep tenkit edersiniz. Yeni tabirle eleştiri edersiniz. Böylelikle kendi kafanızda bir takım durumlar canlanır. En faydalıdan en ahlaksıza varıncaya kadar olabilir zaten insan. Melektir, şeytandır. Yani iyi bir insan şeytanlığı baskı basar, gayet iyi olur. Öbür türlü de ne olur? Bu sefer belirli kurallara uymazsa bu sefer şeytanlığı öne çıkar. Her türlü numara beklenir. Ama felsefe böyledir. İçinde şeytani düşünceler de vardır, melekli düşünceler de vardır. Öyle bir şey felsefe. Dil felsefesi demiyorum. Ha, onu da yapan varsa vardır. Ona öyle bir şey diyemem. Bizimki bilim felsefesi. Benim dediğim bilim felsefesi. Ondan sonra mantık diye. Felsefe Yunanca bir kelimedir. O nedir? Kelimenin kökenini bilecektik. Yunanca filosofia. Yani bilgiye aşık olmak, sevmek. Biz aşk dediğimizde ne anlıyoruz? Şöyle bir düşünün, cevap vermeyin. Acaba meleki mi veyahut da öbür türlü mü? İkisi de vardır. Ha. Bende var, sizde var mı bilmem tabii de. Ona göre dengelemek lazım. Mantık dediğimizde bu da Arapçadır. Arapça işte kelleme diye bir şey vardır, kelam vardı ya. Hani konuşmak vesaire, her türlü konuşmak olur. Aynen felsefe gibi. Her şeyi konuşabilirsin. Ama mantık dediğimiz zaman nataka akıllı konuşmak ve çıkarımlar yapmak demektir. Bu da bizim üniversitelerimizde yok. Felsefe yok. Yani hür düşünce, ha hür düşünce yok efendim gazeteciler onu düşüyor. Siyasette hür düşünce, kardeşim bilimde hür düşünce gelmesi lazım. O gelmedikten sonra öbürler, yani bu benim fikrim katılmayabilirsiniz, öbürler başka mantar bir düşünce, benim düşüncem, tenkit edebilir, bilimsel hür düşünce üniversitelere gelmesi lazım. Onun da iki yolu var. Bir, bilim felsefesi ve mantığın mutlaka olması lazım. Bak bakalım o zaman uçak yapıyor mu bu millet? Bak bakalım o zaman atom bombası yapıyor mu ki yapabilmesi de lazım. Yapabiliyor mu? Bir bak bakalım. Yoksa nakilci ezbercilikle olmak olacak bir şey değil. Güzel konuşmak mı? Retorik diye bir şey vardır. Burada da satır arasında daha sonra da gelirim. Güzel konuşmak, bizim Türkiye'ye de Türkçe konuşmak. Öyle. Ben de aynı fikirde olmayanlar da olabilir ama eğitim kesinlikle Türkçe olması lazım. Yüksek lisansla ne yaparsan ya. Yoksa geometri mi? Biraz daha Türkçeleştirelim geometri. Şekil bilgisi mi? Arkadaşlar bu şekil bilgisi dediğimde de geometri dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Geometri işte üçgendir, bilmem küptür, dört yüzlüdür veya prizmadır vesaire geliyor değil mi? Benim buradaki geometriden bahsettiğim kesinlikle o değil. Şimdi diyorsunuz ki matematikte fonksiyon. X'ye bir geleceğim de şekil değil mi o da? Benim kastettiğim şekil bilgisi. Her türlü şekil bilgisi. Acaba hangisi öncelikli gelmeli? Üniversite eğitimine bakarsan matematik önce gelmeli. Hele hele mühendislikte. Çok böyle çıkmaz yollara insanı sevk eder. Şimdi gelelim mühendislikle ilgili
Bunları dedikten sonra bazı düşünürlerin fikirleri var. Mesela şu geometri bilmeyen akademime giremez diye. Daha eski Yunan zamanında Eflatun, aslında bu Platon'dur. Arapçada P olmadığı için onlar işte el Eflatun, el Platon derken Türkçe'ye de Eflatun diye geçmiş. Bu çok büyük düşünür birisi. Bu diyor ki buradaki akademiye, akademi Yunanca bir kelime biliyorsunuz. Geometri bilmeyen giremez diyor. Daha o devirde, milattan önce 400-500 senesinde. Ondan sonra İbn Haldun bizim düşüncemizde olan. Az sonra gene gelir bu ikisi. Bir insan aklı eğer o düşüncesini geometrik yani şekil olarak zihninde canlandırırsa kolay kolay yanılmaz. Evet ben de ona aynı görüşteyim. Einstein'e geliyor. Einstein değişik çalışmalar yapıyor. O zamana kadar din şeklinde iman edenler var. Newton fiziğine iman ediyor adamlar. Artık toplantı yapıyorlar 1900 senesinde. Kelvin'dir, efendim Einstein'dir, diğerleri. Biz diyorlar yani Newton fiziğiyle bırak geleceği öngörmeyi, geçmişte ne olur onu bile biliriz. İman etmiş, din gibi. Bilim asla öyle bir şey değildir. Einstein bir takım düşüncelerle şey yapıyor. Mesela şöyle düşünüyor. Ya diyor ben diyor gökyüzünde bu diyor yer çekimi var diyor. Bu yer çekimi acaba diyor hakikaten bir kuvvet mi yoksa uzaydaki bir eğiklik mi? Yani bir çarşaf düşün. Çarşafı dört tarafından çekiyor dört kişi. Ortasına da ağır bir kurşun küre koyuyorsun. Bir bakıyorsun o kurşun kürenin etrafında uzaklaştıkça yatay oluyor ama yanına geldikçe eğiliyor. Ne kadar onun uzaktan o eğikliğe bırakırsan o kadar hızlı düşer. Belirli bir şeyden sonra da düşmez. Uzay da öyle zaten. Belirli bir şeye çıktıktan sonra insan orada yürüyor bile düşmüyor. Geometri diyor. Öklit geometrisi. Yetersiz diyor. 1590 senesinde Francis Bacon diyor ki insanlığın başına diyor öyle bir bela geldi ki diyor şu diyor Aristo gibi bir baş belası geldi diyor. Bütün diyor bütün düşüncelerimizi dondurdu diyor. Tabii adam bunu diyor ama Müslüman bilim adamlarının onu ne kadar tenkit ettiğine değinmiyor. Değinse arkasından Araplık çıkmayacak, Türklük çıkmayacak, Türklük çıkmayacak, İslam çıkacak. Onun için onların hepsini karanlık devir der. Eski Yunan biz aydınlık yaptık. Affedersin ya ulan diye bir kelime var. Oğlan demekmiş köpeği de. Onu da öğrenin. Tamam mı? Ondan sonra affedersin ulan ne? O Müslümanların düşüncesi olmasa ne yapabilirdin? Buna da gelirim az sonra. Kültürümüzü bilmiyoruz. Ondan sonra başka düşünürler ilkel toplumda deney yapmışlar. Gitmişler Brezilya ormanlarında hiç böyle medeniyetle ilgisi olmayan insanlar üzerinde deney yapmışlar. Demişler ki acaba matematik olarak mı düşünüyor, geometrik mi? Bir bakmışlar ki hep şekillerden bir takım bilgileri üretiyorlar. Bunu da dedim. Mühendislik nedir diye soru sorulacak olur ise mühendisliğin değişik tarifleri var. Çok değişik tarifleri var. Burada da Osmanlıca yazıyor. Hendese dersleri diye yazıyor. Tabii biz onu Arapça sanıyoruz ama Türkçe. Şimdi Batılılar ise engineer diyor. Yani makineden geliyor onların şeyi. Fakat ben biraz hızlı geçeceğim bazı şeyleri. Fakat şimdi bizim Arabistan'da ilk çıkan mühendislik Türkiye'de inşaat mühendisi derler. Çok mantar bir tabir ya. İnşaat yani bina yapar. İşte bina. Ya inşaat mühendisliği Arapça'da mühendis olmadığı için mühendis medeni. Medeniyet mühendisi. Hakikaten yolları yapar, binaları yapar, kuyuları yapar, hastaneleri yapar. Bizde gelmiş acayip bir kelime inşaat mühendisi olmuş. Ama Batılılar ilk mühendislik kavramını aldıkları zaman gene civilization o medeniyet kelimesinden civil engineer demişler. En eski mühendisliğe. Ondan sonra mekanika falan falan şey olmuştur. Dolayısıyla bizim mühendis kelimesinde geometri saklı
Ama Batı'nınkinde o saklı değil. Ama Batı'da da birçok düşünür hep geometriyle şey yapmıştır, düşünmüştür. Bilimsel ilkeler, tabii mühendis acaba tanımı var işte. Mesela bu İngilizce bir sözlükte olan tanımı burada görüyorsunuz. İşte bilimsel bilgileri en verimli şekilde insanların hizmetine sunar vesaire vesaire. Bu. Ama ondan sonra Fransızların dergisine bakıyorsun. Meydan Larousse denilen. O Larousse dergisine bakıyorsun. İşte araştırma. Burada da ona benzer aşağı yukarı. Yani şekil bilgisi vesaire hiç öyle bir şey, düşünceyle ilgili bir şey yok. Yani mühendis demek bilimsel çıktıları alır, tatbik eder. O anlamında. Bizimkinde öyle değil tabii. Şey olarak. Mühendis bilir kişi midir, yoksa bilgili kişi mi olması lazımdır? İkisi arasında çok fark var. Biraz kelimenin kökenini ve şeyini düşünürseniz, anlam yükünü. Bilir kişi ne demek ama bilgili kişi ne demek? Tabii bu bilir kişi demek bir şeyi öğrenmiş. Dolayısıyla mekanik olarak yapıyor demek. Bilgi, öyle bir, öbürü ise bilgiyi bile üreten kişi demek. Bu böyle. Evet, şimdi başka yerlere. Bugün bunları söyledim, bir daha söylememe gerek yok. İbn Haldun'un söyledikleri gelecek. Ama maalesef bugün bizim üniversitelerimizde dediğim bu düşünce sistemi, felsefik dediğimiz yani bilgi aşkı. Acaba burada sorsam cevap vermeyin tabii. Kaç tane bu öğrenciler bilgi aşkıyla çalışıyor? Kaç tanesi maddiyat aşkıyla çalışıyor? Hepsi de kınamıyorum yani. Ben öyle şeyim yok. Ama doğrusunu istersen bizim toplumda nedir? Bir makama gel, bir para kazan, onu yap, bunu yap. Ve öğrenci de öyle yönleniyor. Ah şu öğrenciler arasında, aslında öğrenci de dememem lazım. Benim zamanımda talebe denirdi. Talebe yani talep ediyor. Öğrenci yani ne verirsen onu yani şey gibi, kaşıkla besler gibi öğreniyor işte. Öğrenci öğrenir de öğretiyor. Halbuki talebe talep ediyor. Neyi talep eder bir talebe? Tabii ilmi talep eder öğrenmeyi. Ah şu Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinden mezun olanlardan %1 ilim adamı çıksa, %1-2 çıksa bakalım ne oluyor. Ama ona bakarsan herkes ilim adamı mezun olan, hele ünvanı da olursa prof doktor zaten şey demek. Bu Eflatun'u söyledim, onu da geçeyim efendim. Şimdi tasarım diye bir şey, az sonra geleceğim. Aslında bu daha sonra bir şey de var, yansıtlar, o geleceğim. Akılcı düşüncenin adımları nelerdir? Şimdi akılcı düşünmek istiyorum. Yani topluma faydalı olmak istiyorum. İnsanlığa da faydalı olmak istemiyorum. Bu da benim fikrim. Ha, ama şöyle, önce yanımdaki aileme, dostlarıma, efendim bulunduğum bölgeme, vatanıma, ondan sonra insanlığa. Yok efendim, insanlığa. O biraz, tabii o da olabilir. Ben öyle değilim en azından. Böyle yayılması lazım. Tık 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 yayılarak insanlığa gider. Böyle bir şey. Zaten bilim adamlarının, tavsiye ederim, şey olmasa bile, batılı bile olsa, bir bilim adamının hayatını bir okuyun bakalım. Ne var? Göreceksin ki bu dediklerimin birçoğu orada bulunmakta. Düşünce adamları nedir? Tahayyül diye bir kelime var. Tahayyül. T'sini atarsan bu hayal demek. Yani hayal. Ben belki daha önce de söylemişimdir. Bu şeyde söyleyin. Ben daha talebeyken ilk mektepte şöyle o zaman bilimdi kelimesi de, ilimde hiçbir zaman hayal olmaz. Öğretmenler diyordu. Ne kadar saçmaymış ya. Hayalsiz insan olur mu be kardeşim? O zaman hayal olmaz. Verilen formülleri hap gibi yut. Hapı yut yani. Nasıl yorumlarsan yorumla. Tamam mı? Bu. Hayal etmek. Düş geldi bana. Yani felsefik düşün. Ne istiyorsan düşün. Gülsün ya. Kimse seni alıp mahkemeye götüremez. Ben düşünüyorum. Esas hür düşünce odur. Ama oradan az sonra gelecek çıkarımlar. İkinci olarak tasavvur diye bir kelime. Bunlar unutuldu bize. Tasavvur. Tasavvur demek
notere gittiğinde suretini getir derler ya, gidersin fotokopisini yaparsın, aslında elindeki o yazı neyse onun şeklinin aynısını götürürsün. Şekil bilgisi yani. Tasavvur, bu şekillendirmek demek. Yani geometri burada da karşımıza çıkıyor bak. Geometri karşımıza çıkıyor. Yani şekil bilgisi, tam Türkçe söyleyecek olursak geometri. Ondan sonra karşımıza tefekkür geliyor. Aa, tefekkür dinde olur. Yani işte dindar olanlar tefekkür eder. Ya kardeşim, kelimelerin şeyi unutturulmuş. Fikir üretmek demek tefekkür. İstersen dinde üret, istersen nerede üretirsen üret. Benim burada dediğim tabii bilimsel çalışmalarda. Onun için de şimdi az önce dedim ya, o felsefede şeytani düşünce de vardır, her türlü düşünce vardır. Ama o kişisel düşüncelerdir. Yani kişiye ait düşüncelerdir. Hür! Ama hür olmadığı bir yer var. İnsanlığa faydalı olabilmesi için o düşüncelerden bir çıkarım yapması lazım. Fikir üretmesi lazım. O zaman da mantık gelir. Mantık nedir diye sorarsanız onun da gerçi konumda yok. Mantık, beş kelimeyi bilen mantığı bilir. Ama öbürünü okursan A B ise, B C ise A C'dir. Bunlar ezberli şeyler. Dört kelimeyi bilirseniz bunlar bu kadar önemli kelime olamaz. Bunlar da Türkçeden kelimeler atılıyor. Arapça, Osmanlıca diye. Al bunları da at bakayım. Bir tanesi B. Veya bir tanesi veya al bakayım bunları, o zaman diyeceksin ki end gelecek, bir de or gelecek. Daha mı iyi olacak? Benim bilim tarihinden koparacak. Batılıların çok işine gelir. Öyle bizim içimizde öyle olup da şırınga etmek isteyenler de sevinebilir. Ama mahvolun bile. Ve veya değil. Bir de eğer ise. Beş tane kelime. Bunları bir cümlede bulduğun an bil ki bu mantıksal bir cümle, bil ki bu bilimsel bir cümle, bil ki bu insanlığa yararlı bir cümle. Bu. Onun için bunu da şey yaptım. Gelelim şimdi şeye. Efendim, bundan sonra tenkit edeceksin. Tenkit. Yani tenkit deyince biz ne anlarız? Aman Ahmet'i, Fatma'yı, Ayşe'yi tenkit et. Hele dünya görüşü olursa püf, tenkit et. Kalp hastalığı diye bir hastalık vardır. Bana göre kanserden, ben kanser olsam, ölsem bana zararı olur. Ama kalp hastasıysam topluma zararı olur. Onun için şey yapmak lazım, tenkit, önce kendini tenkit edeceksin. Hani yukarıda çıkardık, düşündük, efendim tasarladık, fikirleri ürettik. Acaba ürettiğim fikirler hakikaten doğru mu? Öyle onu tenkit edeceksin veya tenkit ettireceksin bu fikirleri. Ondan sonra ne? Baktım ki tam tutmuyor, tekrar hayal edeceğim, tekrar tasavvur edeceğim, tekrar işte fikir üreteceğim, bir yere geleceğim. Şimdi burada, bir dakika. Şimdi burada, ne önemli eğitim sistemimize bakalım. Şimdiye kadar dediklerim arasında sayısal veriler de önemli. Köylü Mehmet'e, Ayşe'nin veya halktan birisi pek o kadar bilmez. Ama üniversitelerimizde model yapacağım, sayısal veri önemli. Yani tam önemli değil mi? Formüller mi önemli? Hele hele mühendis olursa. F eşittir MA mı önemli? Yazılımlar mı önemli? Bilgisayar yazılımları var. Dolu. Ya getirelim Amerika'dan, Avrupa'dan, işte şuradan, buradan ne güzel program çalışıyor. Yerli yazılımlar nerede acaba? Batı kültürü mü? Evet, öyle derler. Mahvediyor bu milleti. Şey demiyorum, bilimde diyorum ha. Mahvediyor. Çünkü hep isimler Jack, George, bilmem Curie, şu bu. Beyinler hemen yıkanmış oluyor. Ben yapamam, işte onlar yaptı vesaire. Onun için ana kültür, o çok önemli. Batı kültürünü de bil tabii ya, istersen Güney kültürünü bil, Doğu kültürünü, Anadolu kültürüne bakayım ne? İslam kültürüne, benim şemsiyesi altında bulundu. Ondan sonra insanlık kültürü. Yani bu
çok önemli. İngilizce, İngilizce bilen bilgili. Bu kadar gülüş bir şey benim için tabii, eleştiri, tenkit edebilirsiniz. İngilizce biliyor, ne güzel İngilizce konuşuyor be. Vay anasını. Şöyle bu. Amerika'da bile doktora yapanların %90'ı ben çok inceledim. Hiçbir faydası olmayan bir şey. Bu üniversitede yapılsa daha başka. Tehlikeli tabii. Burada yapılırsa tehlikeli. Teknik üniversite şimdi bilmiyorum, burada da öyle doktora yapanı kapının önüne koyuyor. İyi talebeymiş, kötü talebeymiş bakmıyor. Ama Avrupa'dan, Amerika'dan beş para etmeyen üniversiteden bir doktorasını alan gelirse buyurun gel kadroya. Yani kültürümü mahvet, düşüncemi mahvet. Oraları şeyini yap. Oraların efendim sözcülüğünü yap. Ben Amerika'dayken, ben bilmem neyken. Tamam mı? Ben ne diyorum? Ben Arabistan'dayken. Yani bunlar mahvediyor. Bizim kültürümüz kadar acaba ilmi esasları olan var mı? Ha, lifelong learning. Vay be. Oh be. Ömür boyu öğren. Tercüme de etmişler. Kim? Üniversitedekiler. Lifelong learning. Genç de diyor ki, vay be ne bilgili. Beşikten mezara kadar ilim talep et. Bu ne? Tukaka. Tukaka. Yap bakayım hadi öbür düşünceyle. Yap o dille, İngilizceyle. Ben herhalde epey İngilizce yazdım. Arapça da yazdım. En sevdiğim dil de Arapçadır. Onu da açıkça söyleyeyim. 32 yaşından sonra öğrendim. Ne İmam Hatip'e gitmişim, ne Kur'an kursuna. Öbür sınıftaki okulu, yani aklınıza gelen başka türlü okullardan mezun olmuşum. Öyle vermişler, ne yapayım? Öyle nasip olmuş. İngilizce mahvediyor. Üniversitelerde, lisansta İngilizce öğrenmek mahvediyor. Bir tane kaynak vereceğim şimdi, onu verdim. British Council, İngiliz şeyi, araştırma konsülü veyahut da şey diyeyim, araştırma yapmışlar. İngilizce eğitim veren diğer ülkelerdeki eğitim seviyesi nedir? Türkiye için vardıkları sonuç. Ah, Anadolu'daki insanlar değil, İngiliz. Eğitimin mutlaka Türkçe olması diyor. Ya, gir. British Council, internete gir bul. Türkçe yazmışlar, İngilizce de değil. Yeni bu. 2 senelik falan bir şey. Ben de İTÜ'de gittim. İTÜ ilk defa İTÜ geçti. Niye geçti? Ben de senatördüm. Ya işte Boğaziçi Orta Doğu Teknik Üniversitesi fazla talep alıyor. Oraya gidiyor yüksek puanlar. Biz de işte İngilizce İTÜ gibi bir 1773'te kurulmuş, bütün Türkçe terminolojileri geliştirmiş üniversite bile maalesef İngilizce eğitime geçti. Yani kardeşim harp falan yapmaya gerek yok. Biz gönüllüyüz. Gelin ya bize. Gelin ya. Size hizmetçiyiz. Neyse. Şimdi gelin. Acaba ne önemli? Felsefe önemli mi? Yani hür düşünce. Yani gazetelerde bak işte hür düşünce. Onu yapmıyor, bunu yapmıyor. Mahkemeye ver. Mahkemeye verdiğin kimse de ne kadar hür düşünüyor. Ama bilim öyle değil. Ben bilimden bahsediyorum. Hür düşünce. Mantık önemli. Peki sayısallık mı önemli, sözellik mi? Ya sözeli bilmeden istediği kadar sayısal bil, istediği kadar formül bil. Aynen ezbere olur. Kur'an'ı ezberle daha iyi. Bilimde şeyleri ezberleyeceğine hiç değilse gönlüne bir şey verir anlamasan bile. Öbürü vermez, öbürü ünvanları verir. Ha, Türkçe önemli. Burası Türkiye. Arabistan olsa Arapça önemli, İngiltere olsa İngilizce önemli. İsrail yasak. İngilizce eğitim vermek lisansta yasak. Ölü dili İbranice'yi canlandırıyor. Helal olsun adamlara ya. Alnından öpmem lazım. Aferin buna sizlere, Türkçe tabirler demem lazım. Yasak, lisansta diyor ancak veririz diyor. Tabii bunu yaparken şunu da yapıyor. Dünyada İngilizce değil, Çince, Rusça, Fransızca en iyi kaynakları kendi diline tercüme ediyor ki halk da yararlansın. Sadece üniversite şeyi değil. Bizde var mı? Yok.
Herkes İngilizce bilsin, öğrenemez. O da şeydi, onu da söyledim. Her insan akıllıdır, deli diye hiçbir insan ben şey yapmıyorum. Onun bile bir aklı vardır. Zaten bizde deli mi veli mi biliyorsun. Şimdi arkadaşlar, düşüncenin adını da hızlı geçeyim biraz. Efendim, şöyle düşüncenin adımlarını bir görsellik, evet insan görür. Yani gözlemler vardı eskiden ilk insanlarda. Ölçüm cihazı var mıydı? Hiçbirinde yoktu ya. Gözlüyor işte. Bitti. Mesela bakıyor efendim şeyler, gezegenlerin hareketine, ya diyor bu diyor dairedir diyor. Yoksa x kare artı y kare eşittir r kare falan demiyor. Dairedir diyor. Bak dikkat et. Şeklini canlandırıyor şey olarak. Dolayısıyla orada geometri önemli. İkinciye, geometri gene başlar. İkinciye geldiğimizde şekilde bu sefer sınıflandırır. Bakar ki dağ var, ağaç var, hayvan var, ne bileyim. Değişik şey, nesneler bunları gruplandırır. O da küme olur, kümeler teorisi. Özellikle bulanık mantıkta çok geçer. Bu da önemli. Şekillerin özelliklerini, bu sefer özelliklerini, vasıflarını eski tabirle nedir acaba? Rengi şöyledir, kokusu böyledir, diline bakarsın, tadı şöyledir vesaire, bir takım bilgiler gelir. Bunlar hep sözeldir, çok önemlidir de. Ama bir de cihazlarla ölçersen sayısal olur. Böylelikle bir ne olur? Şekillerin bir bilgi kümesi ortaya çıkar. Daha sonra bunlar arasında ilişkilere bakarsın. Yani onlar şey kişisel ilişkiler olabildiği gibi sayısal ilişkiler de olabilir. Matematik, istatistik geliyor işte burada. Ya matematiği gördün değil mi? Nerede geliyor? Bizim üniversitelerde hep matematik. Onun için de birçok kimse sevmiyor. Sevmemesini çok haklı. Sebebi var, az sonra gelirim niye sevmediğini. İlişkilerden çıkarımlar yapılır ve o çıkarımları işte tenkit edersin, sonunda faydalı. Mantık, geometri modelleme. Şimdi şöyle bir konuya geleceğim. Allah insana o şekilde bir düşünce vermiştir ki her şey çift yaratılmıştır. Bu benim sözüm değil. Herkes bunu dünyada doğulusu da batılısı da kabul eder. Kur'an-ı Kerim'de de zaten öyledir. Her şey çift yaratılmıştır. Hatta şimdi atom altı çalışmayı buluyorlar. Bir tane lepton buluyorlar. Aa diyorlar, bu dişi, bunun mutlaka erkeği vardır. Veya bu erkek, bunun mutlaka şeyi vardır. Zıttı vardır. Yani zıt. Bir de öyle söyleyeyim. Böylelikle çok şey bulurlar. Şimdi iki düşünce vermiştir. Bu her insanda vardır. Üniversiteye gelmesine de gerek yok. İlk mektebi okumasına da gerek yok. Tamam mı? Nedir? Bir, şurada hem şey yapalım, gidelim. İlişkilerin şeyi, orantılılık. Orantılılık nedir bu? Orantılılık, burada görüyorsunuz. Doğru orantılı mı, ters orantılı mı söyler. Yani iki tane ama, iki değişken arasında. Söyler. Mesela kuvvetten ivme diyelim. Tabii söyler. İvme arttıkça kuvvet artar der. Bitti. Veya ters orantılı söyler. Tamam mı? Mesela bir kaba su koysam, buharlaşma olsa, sıcaklık arttıkça su miktarı azalır. Ters orantılı değil mi? Kesin kesin her şeyi söyler. İkiye indirmek lazım. Bunu söyler ama geometrisine gelir. İkinci ilke geometridir. O da der ki, acaba bu düşündüklerinin geometrisine. Yani orada da iki tane cevap vardır. Doğru orantılı mıdır? Ters orantılı mıdır? Doğrusal mıdır? Eğrisel midir? Gavurca lineer midir? Non-lineer midir? Daha yakışıklı oldu belki. Daha bilgili oldum şimdi. Tamam mı? Çünkü şey, gavurca oldu mu iş bitiyor. Tamam mı? Çince, Arapça söylesem, Almanca falan. Belki Almanca da olur da. Yeter ki şeyden gelsin, batıdan gelsin. Batmak için batıdan gelsin. Aslında doğu önemli. Ha, görüyorsun. Şimdi nedir bu? Konuşmamın bir yerinde dedim ya, geometri dediğimizde işte küptür, prizmadır vesaire, bunlar insanın aklına gelir. Üçgendir. Bu şekiller insan aklına gelir. Ama ben şekil bilgisi dedim. O zaman kardeşim, matematikte gördüğüm bütün o denklemlerin arkasında mutlaka şekil vardır.
Şöyle diyelim, şimdi biri şu olama, hani dedim ya ikişer ikişer, doğru orantılı ve doğrusal olamaz mı? Al işte ne toplamda F işte, kuvvet arttıkça şey artar ve doğru orantılı. Ne karesi vardır, ne kare kökü vardır. Evet, doğru orantılı, bu olabilir. İkinci ne olabilir? Ters orantılı, evrisel olabilir veya doğru orantılı, ters orantılı, doğrusal olabilir. Şu, bu dört şıktan başka hiçbir şey yoktur. Bu sefer bunları biz ne yaptık? Evlendirdik tabiri caizse. Şeyle, orantılılıkla şekil bilgisi. Evet. Şimdi bakalım. Şöyle bir duruma bakalım. Bakıyoruz. Şu, bir şekil çıkıyor. Aa, bu bana diyor ki, ya iki değişken var. Hem doğru orantılıdır, hem doğrusaldır. Ben zaten kafamda çıkartmışım bunu. Tamam mı? Öbürü ise hızlı geçeceğim burayı da. İşte doğru orantılıdır ama eğriseldir. Ama efendim doğru ters orantılıdır ve doğrusaldır. Ters ama doğrusal. Öbürüne bakıyorsun ters orantılı ama eğrisel falan. Şimdi gelelim esas sorun. Hızlı geçeceğim bunu. Birisi sorsa bize, dedim ya hep çiftler çiftler. Önce geometrisini bulmamız lazım, matematik değil. Diyor ki kaza ile alkol seviyesi. Hemen ne deriz? Alkol seviyesi ne kadar artarsa kaza artar. Demez miyiz? İtiraz olan var mı? Yok. Doğru orantılı. Güzel. Şeklini bir çıkarayım oradan matematiğe gideceğim. Yoksa matematikten buraya gelemem. Ne var mı? Geometrik düşünce. Bakıyorum. Acaba A mı, B mi, C mi? Biraz düşünün. Ben de olmayan da şu işimi halledeyim. Cevap vermeyin. Tabii bu yansımaları bırakırım arzu ederseniz. Kaynak göstermeniz de şart değil. Helal olsun. İstediğiniz gibi yeter ki insanlara faydası olsun. Eğer fayda varsa tabii. Şimdi A mı, B mi, C mi? İkinciye bir bakalım. Zamanla nüfus artışı. Dersin ki harp yoksa, tabii bilimde kabiller de vardır. Harp yoksa, anarşist bir takım durumlar yoksa, salgın hastalıklar yoksa ne olur? İnsan nüfusu zamanla artar. Doğru orantılıdır. Tamam mı? Ha, hemen soru soracağım şimdi. Doğru orantılıdır ama hangisidir? Dümdüz doğrusal, doğru orantılı doğrusal olabilir mi? Hayatta olamaz. Bir kere şöyle düşün ya. Bunlar yiyecek bir kere sınırlı, içecek sınırlı dünyada. Kesinlikle millet birbirini öldürür. Maalesef. Şey olamaz zaten. Hele harp falan olursa tabii ona göre bu şekilleri zihninde canlandır. Şimdi sorsam aramızda matematikçi vardır mutlaka. Yukarıdaki şekile bakalım. Kaza ile alkol seviyesi. Şimdi A ise hemen der ki Y eşittir. Ha şimdi burada şu da önemli. Y eşittir. Sıfırdan geçer mi? Niye geçmez tabii. Çünkü içki içmeyen de kaza yapar. Anlıyorsun değil mi? Geometri nasıl çıkıyor bak fonksiyon. Bundan sonra al git bunu. Matematikçiye de ki kardeşim işte benim vardığım sonuç B. Hemen sonra söyleyecek. Ya B diyecek. Paraboliktir diyecek belki. Ha ondan sonra C'ye gideceksin. Belki kübiktir diyecek. Veya ters paraboliktir diyecek. Öbürüne gideceksin. Bu doğrusaldır. Hemen verecek fonksiyonu. Y eşittir AX diyecek. Veya Y eşittir AX kare. Benim bilmem gerekmez. Bu sefer takım olur. Acaba üniversitelerimizde bilim takımı var mı? Futbol takımı var. Dans takımı var. Bale takımı var. Müzik takımı var. Efendim bilmem ne takımı istersen dağcılık takımı desen var. Akıl takımı, bilim takımı var mı bilmiyorum. Yani benim üniversitemde görmedim. Değişik üniversitelerde de görmedim. Var mı? Yok. Neyse çıkar. Öbür tarafa geldiğinde gene çıkar. Hızlıca biraz gideyim. Tamam. Bak, yanlış yere mi bastım? Şimdi tüm ilmi kanunlar ne biliyorsan Newton kanunu, Hooke kanunu, Darcy kanunu, uzaydaki bu dünyanın genişlemesiyle ilgili Hubble kanunu,
efendim elektrikteki ohm kanunu hemen göstereceğim. Ah ne güzel diyecekler ha. Şimdi efeştirema. Doğru mu bu denklem? Doğru. Efendim? Yok o zaman ben de söyleyeyim, onu da söyle. M eşittir FA dedim. Doğru mu? Yanlış cık diyor. Olur mu kardeşim ya? O simge. M'ye kuvvet dersem, F'ye de kütle dersem, öbürüne de ivme dersem veya ivmeye kütle dersem, F'ye de şey dersem. Demek ki bu böyle. Ama Arap yazarken bunu kendi harfiyle yazıyor. O harflerle. Çinli yazarken kendi harfiyle yazıyor. Demek ki bu simge ya. İngilizce gibi bir simge. Yani matematikte simge. Bunu gördü mü? Arabı da, Türk'ü de, efendim, Çinlisi de, hepsi Arjantinlisi de anlar. Bu da bir dil. Ama arkasında benim ana dilim saklı. İngilizceyle çıkarayım. Hadi söyleyeyim. İngilizce söylemek de istemiyorum. Çünkü söyleyemem. Siz anlarsınız. Ama ben söyleyemem. Ama Türkçe bunun arkasında bir cümle var. Gelelim öbürüne. Şimdi bu da diyor ki Fourier kanunu. Bu ısı transferiyle ilgili. Isı transferi değil mi? Ha, şimdi ben desem ki H'ye kuvvet, C'ye kütle, T'ye de ivme desem ne oldu ya? Fourier kanunu o kelimelerle Newton kanunu oldu. Demek ki matematikteki o simgeler hiç önemli değil. Neyse bu kanunların hepsi var. Hepsi var. Aslında şekil olarak, geometri olarak bu şudur. Bir değişken diğer değişkenle doğru orantılı ve doğrusaldır. Türkçeye bak, Türkçeye. Hepsini kapsıyor. Türkçeye bak sen. Ana dilin neyse ona bak. İngilizce ise İngilizceye bak. Tamam mı? Arapça ise Arapçaya bak. Latince ise Latinceye bak. Ama bak. Niye? Çünkü ancak o bana söyler. O zaman demek ki kardeşim şu yazdığım cümleymiş. Bütün kanunlar budur. Bitti. Ondan sonra kavga eder. Ya ben elektrikçiyim işte. Ohm kanunu simgeleriyle şudur. Ya ben de fizikçiyim. F eşittir M'dir. Öbürü ben malzemeciyim. İşte sigma eşittir. E çarpı epsilondur. Al sana bir şey. Cahiller kavgası. Aydın ama cahil. Kavga ediyor. Çünkü özünü ana dilinde bilmiyor. Veya bildirilmemiş. Tabii öyle şey olarak. Şimdi burada çok dikkat edelim. Bundan sonra hep geometriyle ilgili çıkarımlar yapacağım. Tamam mı? Üçgen. Üçgenin iç açıların toplamı kaç derecedir? Herkes diyecek 180. Ben de diyeceğim ki yok kardeşim 170. Et bakayım itiraz. Diyeceğim ki 100. Et bakayım itiraz. Niye? O zaman gelelim üçgenimize. Gelelim üçgenimize bak. Nereden? Nereye? Geometri. Bu üçgendir. Bir A açısı vardır. Bir B açısı vardır. Bir de öbür açı vardır. Tamam mı? Öbür açıyı da ben ikiye ayırarak gösterdim. CD. Yani A açısı var, B açısı var. Bir de D artı C açısı. Hiç kimsenin itirazı yok. Güzel. O takdirde ben biraz daha devam edersem şöyle bir şey yapsam, bakın o A açısı yukarıdaki A açısıyla aynıdır değil mi? Tabi aynı yöndeki açılar ezberden. İki, yani birbirine paralel iki doğru bir doğru ile kesişirse aynı yönde olan ezberlemişim ya papağan gibi işte. A açısı. Evet. Peki A açısı var. Ha, fare var mıydı? Fare çalışıyor mu ya? Ha, tamam. Şöyle bakıyorsun şu A açısı görüyorsun şurada A açısı. A var, B var. Acaba şu açıda şu açıda şu D artı C mi? Evet. Tabii kardeşim şöyle bir bak. Bir paralel çizsem hemen ne olacak? Bu da C açısı olacak. Şurası D zaten dik açı. Bu da zaten dik açı. Demek ki A artı ondan sonra A artı D artı C artı B. Evet, üçgenin iç açıları toplamı. Güzel. Hiç sayı yok. Şimdi isim takmaya geliyor. Ya bu A artı B artı C, D dedim. Geometriden çıkarttım da
bunu nasıl standart hale bütün dünyada bir standart olsun. Ha, ilk insanlar şu çıkarımı yapmışlar. Evet, iki dik açının toplamı veya tam açı dediğimiz, neden diyeceksin? Şöyle bir bak, hakikaten şu bir dik açı değil mi? Şu bir dik açı. A, D, şu bir dik açı. Şu da bir dik açı. Aa, demek üçgenin iç açılarının toplamı iki dik açıya eşittir. Bunu ilk defa daha eski Sümer, Mısırlar tarafından yapılmış ama eski Yunan ki intihalci bir medeniyet, Batı medeniyeti o Sümerlerden, Babillerden, efendim Mezopotamyalılardan ve Mısırlılardan intihal yaparak hiç onlardan bahsetmeyerek gelmiştir. İkinci intihalci medeniyet Batı medeniyetidir. Onun da hedef aldığı İslam dünyasıdır. Çünkü söylemez, El-Halizmi demez, İbn-i Haysam demez, Ebu'l-İz El-Cezeri demez, İbn-i Batuta demez bunlar. Nasreddin El-Tusi demez, bunlar olmasaydı acaba ne olurdu? Ama bizim şeye geldi mi, o Müslümanların kul hakkı yenmez. Aristo bunu söylediyse Aristo'yu zikretmem lazım. Kul hakkı, Müslüman hakkı değil. Kul hakkı yenmez. Dikkat edin ha. Yok Müslüman hakkı yenir, kul hakkı yenmez diye. Kaynak gösterirler. Bugünkü bütün makalelerdeki kaynak göstermenin kökeni eski Yunan'da yoktur. İntihar. Ama Batı'da var. Çünkü bizden aldı. Neyse. Bunu da dedikten sonra şimdi şöyle. Bir üçgenin dik açı, o yanlış, üçgenin iç açı. Şimdi birçoğunuzu merak ettiği bir şeye geliyorum, başka bir kanun. Şöyle bir şey desem, tahayyül edin arkadaşlar, şeyci olmanız gerekmez, yani malzemeci olmanız gerekmez. Onlar daha sonra sınıflandırılmıştır. Yok malzemeci, yok inşaatçı, yok makinacı, bana mı soruyorsun? Bir inşaatçı bir makinacı gibi olabilir, bir makinacı bir malzemeci gibi olabilir ve bilim bir bütündür aslında. Ama bölük bölçük etmişler, tabii belirli meslekler olsun diye ama orada tavsiyem hapis olmayın. Daha geniş böyle felsefik olarak bilimsel düşünürseniz bir bakarsın ki aa makinacısın, makinacı seninle konuşamayabilir yerine göre. Bir bakarsın malzemecisin. Şimdi bir şey var, bir cisim var, ben bu cisimi bir kuvvetle çeksem ve bu cisim de hadi biraz daha canlansın, elastik olsa, yani şekil değiştirebilir. Türkçesi şekil değiştirebilir olsa, elastik diyoruz ya, köylü Mehmet Ağa'ya ben bunu Ayşe Düne'ye desem hani şekil değiştirir. Hemen Ayşe'nin ne diyecek ki, ya madem sen bunu kuvvetle çekiyorsun, bunun boyunda bir uzama olur diyecek ki, kuvvetle uzama arasında doğru orantı vardır diyecek. Oo ne güzel ilmi geometriden çıkardı. Kuvvetle uzama. Böyle diyecek. Kuvvet sıfırsa uzama da sıfırdır. Ama bunun içinde bir ön gerilme varsa o sıfırdan geçmez. Onu da söyleyeyim. Neyse. Şimdi bunu söyleyecek. Ya şimdi gelecek bu kuvvet. Ya bu kuvvet herhangi bir kuvvet. Bunu nasıl yapacak? Ha bu sefer kuvveti standart. Şuna bakalım. Hangisi? Bunlardan hangisi doğru? A mı B mi? Efendim? Aslında o da doğru olabilir. O da doğru olabilir. Malzemenin cinsine göre. Fakat genelde B'dir. Dünyada birçok şeyde genelde B'dir. Ama ne yaparlar? İnsan oldu. Bak ne dedim? Allah insana iki düşünce vermiş. Doğru orantılı mı, ters orantılı mı? Bunu kesin söylersin. Ama geometrisini her zaman kesin söyleyemezsin. Ben söyleyemem. Daha doğrusu. Ben beni şey vereyim. Öbürünü söylersin. Herkes söyler. Her deliye bile sorsan o bile söyleyebilir. Sor. Ama geometrisini söyleyemeyebilir. Doğrusal mıdır, eğrisel midir? Tabii dünyadaki yapılmış şeylerde hep eğriseldir. Ne yaparlar onun için? Derler ki ya eğrisel bile olsa başlangıçta her eğriselin bir doğruya yakın kısmı vardır. Onun için ona bir şey diyelim. Efendim elastik malzeme diyelim. İşte şu, belirli sınırlar arasında böyle de olunca formülü hemen çıkartmak mümkün. Ama şimdi bir de kuvvet dedim.
Birim kuvvet diye bir şey olsa, şimdi sen çarşıya gidiyorsun, balık alacaksın. Orada ne yazıyor? Orada da aslında diferansiyel denklem var. Ha, bunu da söyleyeyim aklıma geldiği için. Diferansiyel denklemin kökü var orada. Az sonra diferansiyel denklem çıkaracak. Çok hoşunuza gideceğini sanıyorum. Tamam mı? Diferansiyel denklemlerden korkmayın ha. O kadar düşünce olduktan sonra neler çıkarılırsın bak. Tamam mı? Şu. Çarşıya gidiyorsun, balık alacaksın. Orada diyor ki 25 lira. Ama bir şey unutuyoruz ha. Kilosu 25 lira. 25 bölü kilo. Öyle mi? Birim kilosu 25 lira. O zaman çok az balık alacağını düşün. Çok küçücük küçücük balık alacağını düşün. Onun da bir fiyatı vardır değil mi? O zaman dersin ki DF. D küçük demek. Balık altında da DF dersin. Yani çok küçük balığın fiyatı. Diferansiyel de orada türev var. Birim dediğim bu. Türev, mantar bir isim. Öyle yapmışlar. Yani gitmiş birisi bakmış demek ki. Ha işte derivatif ne demek? Ha bakmış ki türev diye bir şey bana hiçbir anlam vermiyor. Ezberlediğim için veriyor. Halbuki eğim deseydi bittiydi. Her türev eğimdir. Eğim veya meyil ne derse desin. Türev bir anlam vermiyor. Neyse yerleşti tabii. Şimdi buna baktığımız zaman birim şekil değiştirme. Benim için mühim olan kardeşim çarşıdan nasıl balığın fiyatı 20 lira diyor bir kilosu. 5 kilo alacaksan 5'ten çarpı veriyorum. İşte mühendislikte de bütün gün her şey birime gelir. Bakın her şey birimdir. Onun için kuvveti de uzamayı da birime getirdiğimiz takdirde o zaman birim şekil değiştirme. Uzama yerine olur. Ve birim kuvvet diyoruz. Aslında birim kuvvet denen şey ikisi arasında şöyle bir ilişki var. Bir açı var. Bir birim şekil değiştirme var. Bir de birim kuvvet var. O takdirde formülü hemen yazıyorum. Demek ki birim kuvvet açı çarpı birim şekil değiştirme. Böyle bir formül görmediniz tabii. Birçoğunuz ilk defa görüyor. Bu formüllerin kökeni bu aslında. Şimdi gelelim. Tabii birim şeye de kuvvete de gerilme demişler. Bir isim vermişler. Ya şimdi bu Türkçe. Ama bunu daha uluslararası yaygın hal. Ah bu bilim bizde olsaydı bugün benim harflerimle bütün dünya bilecekti. Batı'da olduğu için onların harfiyle biliyoruz. Ha, nedir o? Şimdi diyor ki epsilon diyor birim şekil değiştirmeye. Efendim birim kuvvete de yani gerilmeye de sigma. Açıya da alfa dediğimiz takdirde tırk formülü çıkıyor. Bu sefer sigma eşittir. Tanjant alfa çarpı şey. Tanjant alfaya da bir isim vermişler. Ya işte bu tanjant alfa bu şeydir. Elastisite modülü diye. E sigma eşittir. E şu olmuş. Ya bunu çıkaran adam kadar burada herkesin aklı en az onun kadar var. Ama düşünce sistemi. Bunu yaptık. O zaman soru soracağım. Bir de vazife vereceğim. Yani ödev vereceğim. İsteyen yapsın. Bana göndermesi e-postam yazıyor. Göndermek isteyen gönderir. Gönüllü tabii canım. Zor değil. Şimdi bir soru soruyorum. Bütün bunları dinledikten sonra şöyle bir şekil versem. Yani şekil değiştirmeyle gerilme arasında böyle bir ilişki var. 3 tane kırmızı çizgi var doğrusal. Acaba hangisi çeliktir bunun? Hangisi kurşundur? Hangisi demirdir? Sonra cevap verirsiniz. Ya çelik dediğim zaman çok böyle kuvvet versen bile az değişme olması lazım. Öyle değil mi? Kafamı kullan. Kurşun dediğim zaman daha fazla kuvvetle, daha fazla boy değişir. Ona göre bunlar, ben hemen hızlıca geçeceğim. Çeliktir, demirdir, kurşundur. Hemen şekilden, geometriden hemen tırık, onları da söylerim. Ama sayısal söyleyemem. Çünkü orada eğim gelecek. O zaman deney diye bir şey vardır. Eski Yunan'da hiç deney yoktur. Mezopotamya medeniyetinde yoktur. İlk deneyi ortaya çıkaranlar Müslümanlardır. İspat mı istiyorsun? İnternete git. Eski Yunanlar simya diyordu. Yani bütün dünyada olan malzemeleri altına çevirmeye çalışıyordu. Tam emperyalistçe ve maddi bir düşünce. Bugün de öyle değil mi acaba?
Müslümanlar geldi, dedi ki kimya olacak. Çünkü dedi alkali durumlar vardır. Alkali, Arapça. Alkali, kimya, Arapça. Bir bak, simya kimya oldu. Onlar da dedi ki sodyum vardır, potasyum vardır, sülfat vardır vesaire. Ben bunu nereden öğrendim? Çok gençken ya suların kalitesiyle uğraşıyor. Bir Amerikan kitabı elime geçti. Bir baktım onu, ön sözünü okudum. Diyor ki Cabir bin Hayyan diyor. Ulan dedim bu ya, bu bizim memleketin adamına benziyor. Bak nereden tetiklenmişim. Bir okudum, bir baktım ki Cabir bin Hayyan Lavazya nedir ya? Esas kimyanın babası. Müslüman. Bu kadar. Burada şunu da söylemek isterim. İslam'dan önce Arapların da, Türklerin de, bilmem Kürtlerin de, diğerlerin de hiçbir bilimsel düşüncesi yoktu. Onun için İbn-i Sina, Türkler Türk diyor, Farisler Farisi diyor, Ruslar Rus diyor. Ben de diyorum ki, kardeşim bu adam Müslümandı. İslamiyet'ten önce ne düşünüyor? Var mı öyle bir düşünür? Demek ki veren ruhu, bir ruh var. Ha, onu tabii biz şimdi sadece din olarak algılamışız. Bak bakalım. Nasıl tetiklenmişler. Neyse. Şimdi bunu da geçtik. Ha, şunu da yaptım. Mavi. Mavi mi? Hayatı turkuaz mı oluyor? O ön gerilmeli. Sıfırdan geçmiyor. Tamam mı? Ha, bu da şeydir. Ha, şimdi bu bildiğimiz. Ne yaparlar biliyor musun? Bazıları bunun için der ki elastisite modülü der E'ye. Ya kardeşim diğeri de der ki orantılılık katsayısı. Yalan mı? Yalan mı? Orantılılık katsayısı. Öbürü de der ki öbürü bakayım. Öbürü de burada ne diyor? Birim şekil değiştirme için bir cisme tatbik edilen gerekli gerilme miktarı. Öbürü de diyor ki korelasyon katsayısı. Evet. Korelasyon katsayısıdır. Çünkü deney yaptığımızda asla ve asla bu doğru çıkmaz. Şuralar doğru çıkmaz deney yaptığımızda. Deney yap, değişik çelik al mesela. Onları laboratuvarda belki de yapmışlardır aranızda. Yap, hiçbir zaman doğru çıkmayacak. Onun etrafında noktalar çıkacak, oraya bir doğru uyduracaksın. Onun için korelasyon katsayısı. Şimdi gelelim, bunu da atlayayım. Bakayım, şimdi gelelim devrelere ve üç kelime var demiştim. Ve veya değil. Bunu bilen, kullanmasını bilen tavsiyem olsun. Mühendissiniz madem, hangi mühendislik konusunda olursa olsun bir formül varsa lütfen onu parçalamaya çalışın. Filmler vardı parçala Behçet bilmem ne diye. Boş ver onu sen. Sen şeyi parçala. Formülleri bir parçala. Bakayım neler çıkacak. Bak şimdi, parçala, tamam mı? Parçala oğlum kızım, ben de öyle diyeyim. Formülleri parçala oğlum kızım, öbür parçaları boş ver. Tamam mı? Bak neler çıkacak şimdi. Şu şekle bir bakalım. Bu şekil öyle bir şekil ki, bir A noktasından şimdi aramızda şeyler var. Mesela ne bileyim, ulaştırmacılar var. Veya aramızda sistem mühendisleri var. Veya aramızda elektrikçiler var. Veya aramızda inşaatçılar var falan böyle. A'dan B'ye ben bir şey götürmek istiyorum. Ama orada da iki tane köprü var. Öyle değil. Şimdi köprü. Veya iki tane anahtar var elektrikte orada. A'dan B'ye elektrik akımı nasıl geçer? A'dan B'ye su nasıl gider? Ha, eğer ben bunları böyle açık bırakırsam hayatta gitmez. Kapanman lazım bunu. Nedir o zaman? Şimdi şeylerin adı var. A anahtarı diyelim, B anahtarı. Kardeşim bunun Türkçesi şudur. A ve B demek. Bitti. A ve B kapalı ise. Eğer, iki de var ya. Eğer A ve B kapalı ise işimi görür. Öyle mi? A ve B kapalı ise. Peki şöyle desem. Geometriye bak şimdi. Eğer A veya B kapalı ise desem, geçer mi? Bir tanesi açık kalır veya demek. Şimdi desem ki, Ali ve Mehmet gelsin desem, ikisinin de bana gelmesi lazım.
Ama Ali veya Fatma gelsin desem, o gelse de olur, bu gelse de olur. İkisi, bak kelimenin kökenine bak, neler neler veriyor. Ha bir de İngilizce or diyelim, and or. Öğrenmişim İngilizce, and. Ya işte and. Ama Türkçesi altın gibi kelime bu, kelime. Gelelim ikinciye. Şöyle bir şey var, bu sefer paralel. Hani bunu bize öğrettiler, seri bağlı, paralel bağlı, ezberle, Allah ezberle. Tamam mı? Seri bağlı, bu da paralel bağlı. E şimdi burada A ve B desem de olur. Tamam mı? İkisi de kapalı, geçer. Ama burada veya da işin içine gelir. Biliyor musun? A veya B. Evet, A kapalı olsa tamam mı? Tamam, B de olsa tamam. Veya A ve B. Tamam, buraya geldik. Artık bu karmaşık olur. Bu ne biliyor musun? Bugünkü bilgisayarların aç parmağı kapağını, orada bir takım şeyler göreceksin. Böyle birbirleriyle ilintili bir takım buna benzer şeyler. Kardeşim onlar V veya değillen oluyor. Çarpma bölme de öyle oluyor. Her şey öyle oluyor. Mesela F eşittir MA, biliyor musun? Şimdi F eşittir MA dediğimde ne var? Şöyle bir soru sorsam, toplama, çıkartma, çarpma, bölme vardır. Aslında iki tane vardır, biri diğerinin tersidir de çarpma. Bunlar V'li midir, V'alı mıdır? Bütün formüller V'lidir. F eşittir MA dediğim takdirde kuvvetin olabilmesi için M ve ivmenin olması lazım. Veya diyemem. 2 kere 2 artı 2 4'tür. 2 ve 2 4'tür. Bitti. 2 veya 2 4'tür dediğim zaman başka alternatifler. Alternatif dedim, özür dilerim ya, seçenekler karşımıza çıkar. Burada da dolu şey var. Buna şey yapın. Buna böyle bir bakın, dolu dolu. Bunu da geçtim. Şimdi gelelim esas meselelerden bir tanesine. Buranın suyu da çok tatlıymış ya. Ak yudummuş. Demek ki hoşuna yudumlamıyorum. İlk defa gördüm bu markayı da. Buranın markası herhalde. Ak yudum. He? Tamam. Şimdi arkadaşlar bize şunu ezberlettirdiler. Diyorum ya, Kur'an'dan bir sure ezberle. Sen daha iyi. Ama bize şunu ezberlettirdiler. X1, X2 eşittir, eksi B artı eksi karekök içinde B kare, eksi 4 AC bölü 2 A. Biliyorsunuz değil mi? Bilmeyen var mı aramızda? Ezberlettirdiler. Ama keratalar kimin bunun bulduğunu söylemediler. Niye biliyor musun? Çünkü Hristiyan değil. O da bir insan tabii ya. O kültürle, bilimle bütün kültürler birleşir. Ama bizim kültürümüzü onlar değil, biz tukabe demişiz. Onların suçu yok. O hükmedecek tabii. Adam gelecek hükmedecek. Vatanıma hükmedecek, bana hükmedecek. Aileme hükmedecek. Ve tabii helal olsun. Edebiliyorsa gelecek. Suç bende. Araştırmıyorum. El-Harizmi diye bir adam var. Muhammed El-Harizmi. Sene 780. 622 veya 600 küsur yılı biliyorsun bu şey oldu. Sene 780, Cemir'in babası. Algoritma diye bunu uydurmuşlar. Çünkü El-Harizmi, böyle bizim Türkçe'de şimdi o yok. Arapça'da bir şey vardır, bir tanesi tükürürken hı, bir tanesi elini göbeğine koyup mesela şunu diyorsun ya, göbeğin oynaması lazım ha. Arapça öğrenmek isteyenler varsa onu da inceledim çünkü. Tamam mı? Öbürü tükürük, öbürü de yumuşak, hediye gibi mesela. Hediye hep buradan çıkar bizde. Mesela biz Halit deriz, onlar Halit der. Evet, var ya, öyle bir şey. Öbüründe de göbeğin oynayacak. Arapça bilenler bilir. Şimdi bu El-Harizmi olduğu için, biz El-Harizmi diyoruz şimdi. El-Harizmi olduğu için, onu El-Harizmi Latince'de algoritma olmuş. Biz de onu sanıyoruz ki ya bu Latince bir şey. Halbuki ya bu adam kitabına besmeleyle başlayan bir adam. Muazzam bunu yaptığı olmasın. Şimdi bu diyor ki, kardeşim diyor bak, söylemiyorlar. Jack, George, William, Susan, Muzan bir şey olsaydı, tabii söyleyeceklerdi. Abi, burada göstermeyeceğim ama
sinüs, kozinüs, tanjant, kotanjant bütün trigonometrik formülleri bulan adamlar el-Battani'dir. Söylemez keratalar. Tercüme etmişlerdir. Tamam mı? Arapça sinüs ceyb demektir. Yan taraf demektir. Onlar gitmişler, Latince bakmışlar ki ha sinüs demek. Tanjant, kotanjant, bütün trigonometriyi bulan Müslümanlardır. Niye? Çünkü bir Kabe'nin yönünü bilmesi lazım. Görüyor, zorunluluk var yani. Anlatabiliyor muyum? Gezegenleri incelemesi lazım. Üç tane kurum tamamen Müslümanlar tarafından. Bir, NASA gözlemeli. Nerede var ya? Eski Yunan'da mı var? Mısır'da mı var? Sümerler'de mi var? Hayatta yok. Bir. İkincisi, şifahane. Hastahane yani. Toplu bakım. Var mı ondan önceki medeniyetlerde? Yok. Üçüncüsü, üniversite. Medrese. Bak bakayım Avrupa'nın üniversiteye gelişimine. Padova Üniversitesi. Aa, güneyde. Bologna Üniversitesi güneyde. Paris Üniversitesi en eski. Endülüs'e yakın. Mahvettikleri, bir tane bile Müslüman bırakmadıkları eser dahi. İstanbul'a gel, istediğin kadar kilise. Konya'ya git, istediğin kadar. Böyle bir medeniyet. Bizimki de öbür türlü bir medeniyet. Neyse, El-Harizmi. Diyorlar ki, bu tabii Cebir'in babası. İngilizce El-Cebir, o da malum. Neyse, iki bilim yani denklemin çözümü. Bunları bu adam getirdi. Ondan önce simge yok. Ben Russell simgesel mantığın babası. Bu adam varken ulan kelimesi özür dilerim yani bu şey Arapça olsa ulane diyecekler. Dişiler farklıdır biraz ya emine hayri hayriye gibi. Bu Türkçe oğlan demekmiş ya kökü. Ulan oğlum hani denir ya oğlum diyeceğine ulan diyorsun. Demek ki o zaman erkek çocukların şey olduğu bir zamandır. Neyse. Anadolu'da bir tabir var ya, kızım olmayan, kızı olmayan evladım var demesin diye bir tabir var. Bunlar tabir tabii. Şimdi El-Harizmi. Ayrı taraf ilk defa görmüyorsunuz. Çözün bakayım bunu. El-Harizmi, bak geometrinin önemine bak şimdi. El-Harizmi diyor ki, El-Cebir ve El-Mukabele diye kitabı vardır. Bir tarafın sabitini iki tarafı da bölersen eşitlik bozulmaz. Buyurun kardeşim. O da diyor ki ben diyor bunu A ile bölersem eşitlik bozulmaz. Ha, keseyim değil mi? Ha. Ya biraz şey oldu. İsteyen çıkabilir arkadaşlar. Yani isterseniz hepiniz çıkın. Bir kişi kalsa bile ben anlatırım. Tamam mı? Gücüme gitmez yani. Hiç böyle. İsterseniz protesto edin. O da hiç beni ilgilendirmez. Ben ilimle meşgulüm. Bitti. Hizmetimi veriyorum. Arkadaşlar şimdi bir bakın. Şimdi El-Harizmi 780 senesinde diyor ki ya diyor ben bunu nasıl çözerim? X kare. Türkçesine ne anlatıyor geometri? Kare diyor değil mi? Adam da diyor ki böyle bir kare getiririm diyor. Onun diyor bir kenarı x, diğer kenarı da x ise zaten x kare bana geometride ne olduğunu söyler diyor. Birinci terim halloldu mu? Oldu. İkinciye bakayım diyor. Ya bu kare ise diyor, o da diyor dikdörtgendir diyor. Çünkü eşit değil. O zaman diyor bunun sağına mı koyayım dikdörtgeni, altına mı koyayım diyor. Düşünüyor. Diyor ki en iyisi onu da rıza olsun. Sağına da yarısını koyayım, soluna da yarısını koyayım diyor. 780 yılı. Koyuyor buraya. Al işte şurası x'ti ya. Şu kadar. Şu kadar. Gözlüğü bir takayım ya. Şuraya bakıyorsun x kare. Şimdi bunun bir kenarı x. X var da. B bölü A koyacağım oraya diyor. B bölü A koyarken diyor yarısını oraya koyayım, yarısını da aşağıya koyayım diyor. Böyle olur. O takdirde diyor bak şuraya bu aynı uzunlukta. Demek ki bu bir kareye tamamlanıyor. Alan da bu tabii. Alanlar bu. Demek ki bu kareye tamamlanıyor. Oranın da alanı budur diyor. Bunu dedikten sonra diyor ki bütün alan diyor şudur.
Yani uzunluklar bütün alan şu birinciye bakın, ikinciye şey yapın, bütün alan x artı 1 bölü 2 b bölü a'nın karesi değil mi? He? Tüm karesi, evet. O da neye eşittir? Bunun alanı artı bunun alanı artı bunun alanı artı bunun alanı. Şu x kare. Şu ikisinin toplamı zaten b bölü a x, o da halloldu. Şu da bir yerden çıktı işte diyor. Ha, o zaman diyor ki kardeşim şu kırmızıların toplamı aslında diyor şu tarafa bunu geçirirsen bunu da o adam icat ediyor. Ha, bunu da söyleyeyim. Bir yerden alma değil. O da eksi c bölü a'dır diyor. O da eksi c bölü a'dır diyor. Ve bunu yaptığın zaman bu çıkıyor. Bu formül çıkar. Evde uğraşın. Bu formülü bulacaksınız. Tamam mı? Sene 780. Ben mi daha çağdaşım? Bu adam mı daha çağdaş? Hani bir kelime var ya, eline gelen çağdaş olmuş. Ne demekse. Bu adam da çağdaştı. Benden daha çağdaş. Tamam mı? Ha. Şimdi bu bitti. Bu şey. Şu kadarını da söyleyeyim. Bugün bilgisayarlarda karekökü alma. El-Kerhi diye gene Müslüman bir adam onu gene geometriden bulmuştur. Ama basit bir şey. Der ki dördün karesi, karekökü nedir soranlar? Kolay. Ben de sorsam iki diyeceksin. Dokuzun üç diyeceksin. Peki o zaman yedinin karekökü kaç? Aa. Adam diyor ki x kare eşittir 7. Bu Cebir biliyor ya o el-Kerhi. X eşittir 7 bölü x diyor. Ha diyor burada benim zamanımda katonman denirdi. Şimdi sınama yanılma oldu. Çok güzel bir kelime geldi. Tamam mı? Ben diyor sağ tarafta x'e bir değer versem sağ sola eşit oluyor mu? Baka 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 baka. Bugünkü bilgisayarlar, bugünkü hesap makineleri bu adamın fikriyle çalışıyor ama batılı değil. Ört gitsin. Tak bir isim hatta. Cenk'de, George'de, William'de bir şeydi. Şimdi bu da bir ödev. Meraklıya ödev. Aranızda merak. Kardeşim dünyada biz belirgin yetişmişiz. Geometriye bak sen şimdi. Biz hep belirgin, düzgün, her şeyi idealleştiririz. Mesela Öklid geometrisi sorsan noktanın boyutu nedir? Diyeceksin ki sıfır. Doğrunun boyutu bir boyutludur. İşte alanın boyutu iki boyutludur. Ama hacmin boyutu üç boyutlu. Bak adam nasıl düşünüyor. Ya diyor kardeşim böyle bir saçma şey olur mu diyor. Francis Bacon'ın 1590'da dediği gibi bir baş belası geldi insanlığı mahvediyor düşüncede diye. Tamam mı? Ha. O bu Öklid, Aristo onların mantığı. Çok faydalı durumları da var. Zaten eski Yunan demek spekülatif. Yani ona ne denir Türkçe? Spekülatif bir kelime vardı. Kurguculuk. Kuruyor yani. Kafadan bir şey kuruyor. Mesela Aristo diyor ki hanımların 34 dişi vardır. Erkeklerin 32 dişi. Ulan karısının ağzını açıp saymamış adam demek ki. Deney yok. Neyse. Çok faydalı da yönleri var tabii. Yani sakın buradan da şey çıkartmayın, bunu dışlıyorum diye. Yok, çok büyük düşünür. Tabii öyle olacak. Şimdi biz hep düzgün, rastgele diye olaylar vardır. Rastgele. Ben bunu birçok yerde söylüyorum. Size de olmuştur. Ben çocukken, çobanlık yaparken, Kastamonu sahillerinde, bir bakardım bizim evin içine şey girerdi, güneş yüzmesi girerdi böyle. Güneş yüzmesinin içinde bir bakardık tozlar aşağı yukarı gidiyor. Ulan affedersin ulan kelimesini fazla kullanıyorum belki. Bu da amma ahlaksız aşağı demeyin. O Türkçenin güzelliğinden iyi bir kelime. Tamam mı? Şey ulan diyor kendime diyorum tabii size değil mi? Ulan diyorum ya bunlar diyorum nasıl hani F eşittir MA idi bunlar da rastgele hareket ediyor. Demek ki küçük ölçeklerde o çalışmıyor. Neyse rastgele hareket ediyor. Düşünmüşler rastgele hareket etmeyi. Bak kardeşim şimdi bir ödev vereceğim. Bunu deneyebilirsiniz. Bu şöyle bir şey. Size desem ki üçgenin alanı nedir desem hemen söyleyeceksin. 1 bölü 2 A ha diyeceksin işte. Biri taban, biri yükseklik falan. Yani ezbere bu var. Ben de diyeceğim ki hiçbir alet yok, hiçbir bilgi yok. Bunun alanını bul. Diyeceksin ki o zaman
Ya bunu işte karelere bölerim, küçük küçük karelere bölerim, sayarım. Her bir kare, evet o da var. Ama daha enteresan, belirsizlik diye bir şey vardır. İhtimaller. Hani Farabi diyordu, ilimler ikiye ayrılır. Bir, ihtimali. Şimdi olasılık oldu. Benim zamanımda ihtimal denirdi. Bütün Türk Cumhuriyetleri ihtimal diyor. Ne şeyse bizde olasılık oldu. İhtimaldir diyor. Soruyorlar, efendim hangileri ihtimal? Matematik ihtimaldir, geometri ihtimaldir, mantık ihtimaldir diyor. Sene kaç? 950 falan Farabi. Dikkat et. Birçok kimse buna inanmıyor Batı'da. İman ettiler ya hani bu şeye ne? Şimdi bakıyorsun mantık, bulanık mantık oldu. Yani belirsizlik mantığı. Matematik ikinci derece ve üstündeki bütün her şey kaotik denen bir şey oldu. Benim Pakistanlı bir öğrencim vardı doktora. Ya Niyaz Ahmet, Niyaz Ahmet dedim, Pakistan'da dedim, kaotiğin kelimesi ne dedim. O da dedi ki, buhran dedi. Buhran dedim, ama güzel kelimeler. Buhrana giren insan sağa gider, sola gider. Rastgele hareket eder yani. Farabi bunu diyordu, fizik. Fizik, kuantum fiziği oldu. Belirsizlik fiziği, her şey onun dediğine geldi gene. Üçgenin alanı bul dersen böyle. Parçalara da bölersin, ben burada bir şey söyleyeceğim, deneyebilirsiniz eve gittiğiniz zaman. İşte bu üçgen ama kırmızı çizgiyi de çizmişim. Şimdi düzgün üçgen olsa hemen söylersin. Kırmızıyla çizdiğim olsa bir kere o şeyi uzun kenarı o olsa yani hipotenüs denilen o olsa uzun kenar. Mesela hipotenüs mü daha akıl ucuca bir şey uzun kenar mı? Ya görüyorsun yani biz bir de İngilizce eğitimi getir. Mahvediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği mahvoluyor. Yazın bir kenara. Mahvoluyor. Kim yapıyor bunu? Köylü Mehmet Ağa, Ayşe Nine değil. Anadolu insanı o değil. Anlatabiliyor muyum? Düşünün siz de. Uzun kenarları rastgele böyle kırmızıyla çizmişim. Söyle bakayım alanını desem. İlk yapacağı iş tabii bende. Hemen orayı düzgünleştireceğim. Tamam mı? Oradan yaklaşıktır bu diyeceğim. Ama kesin söyle dediğim an işte söyleyemeyeceksin. Hemen onun bir yolu. Çok çok küçük şeye bölersin. Piksel diyorlar. Pikseli duydunuz mu? Onu da cümleye atın. Karecik deyin. Piksel nedir ya? Hakikaten karecikler. Şimdi neyse. Sen gene İngilizceye şey yapıyorsan piksel. Ölmeme de anlayamayacak. Gittiği zaman bilim demek üniversitelerin malı değil, halkla bütünleştiği zaman bir ülkede ilim ilim olur. Aksi takdirde aydınların malı olur ve iyi de olmaz. Aşağılara yayılması lazım. Onun için İngilizce eğitim yerine İngilizce, Almanca, Çince, Arapça nece ise tercüme edecek en iyi kitapları Türkçe'ye getirmesi lazım. Çünkü Faraday diye bir adamı duydunuz. Faraday okuması yok, yazması yok, ciltçi. Kitap evinde cilt yapıyor adam. Tabii cilt yaparken kitaplar geliyor. Bir bakıyor ki bu manyetizma ile ilgili bir kitap geliyor önüne. İlgisini çekiyor. Ana dili İngilizce ya, okuyor. Tık tık tık. Aa diyor ben bunun daha iyisini yapabilirim. Diploması yok, unvanı yok. Hemen gidiyor İngiliz Bilimler Akademisi'ne. Bizdeki Bilimler Akademisi'ne girer, hemen soracak, unvanın ne? Prof musun? Burası bizim, benim vatanım. Değilsen içeriye giremezsin. İngiliz Akademisi diyor ki, gel anlat bakalım bize diyor. Ya, Faraday, Faraday oluyor. Ana dili sayesinde. Halktan. Ya, görüyorsun. Ha, bunu bul dediği zaman, tabii değişik yöntemleri var, ben tavsiye edeceğim. Ya bunu bir dikdörtgene tamamla. Dikdörtgene tamamladık değil mi? Oradaki üçgenin ister düzgün üçgen olsun, isterse uzun kenarı böyle acayip şekilli bir üçgen olsun. Bir kere şu, bak dikkat et. Üçgenin alanı onu içine aldığın dikdörtgen veyahut da dikdörtgen evet burada. Dikdörtgenin alanından daha küçük müdür? Küçüktür. Hemen aklım ne der bana? Bu ikisi arasındaki oran vardır. O birden küçüktür der. Ah birisi şu biri bir bana bir söylese. Ben sana desem ki o Y var ya
birden küçük olan birden küçük olacak değil mi? Şu y'yi bana bir söylese, ben sana desem ki y 0.7 desem, Türk hemen buradan hesaplarsın üçgenin alanını değil mi? O y'yi nasıl bulabilirim? Cahil adamları alacaksın. Şimdi bak neler söylüyorum ya, bundan sonra da istediğiniz kadar dedikodu da yapabilirsiniz. Yani gittikten sonra eve gidince yapın. Bilimsel dedikodunun zararı olmaz. Öbür dedikodu kalp hastalığıdır, mahveder insanı. Yani konuştuğun insanı mahvetmez, seni mahveder. Bilimsel dedikodu iyidir. Bilimsel, ben zaten talebelere öyle derdim. Ders arası, bir isteğim var, gidin aşağı çay içerken durmadan bilimsel dedikodu yapın. Tamam, bilimsel dedikodu. Onu da yapabilirsiniz. Şimdi cahil adamları, nişancı olmayacak. Keskin nişancı olursan olmaz. Çok bilen olursa da olmaz. Ne yap biliyor musun? Bunu şimdi, eskiden kara tahta vardı, sonra yeşil oldu, sonra beyaz oldu. Şimdikiler beyaz herhalde. Kara tahtaya bunu çiz. Çizdikten sonra arkadaşlarına de ki, kardeşim tebeşir vardı o zaman. Tebeşirle buraya da rastgele at. Atacak. Bak ben de atıyorum şimdi. Bak şimdi attım. Burada kaldı. Attım. Dışarıda kaldı. Attım. İçeride kaldı. Attım. Şurada kaldı. Burada kaldı falan. Bir tane nazar itibarı alma. Boş ver. Şimdi soru, bak cevap nasıl çıkıyor? Acaba benim bu gayrimuntazam, yani düzgün olmayan şeklimin içine düşen noktaların sayısı bölü tüm dikdörtgen içinde kalan noktaların sayısını yap, göreceksin ki y'yi verecek. İnanmazsın, rastgele atıyorsun. Tamam mı? Geometriden bu da çıkar. Şimdi gelelim, neyse onu da geçtim. Şimdi diferansiyel denklem çıkaracağım, sonuna geliyorum. Kaç dakikam kaldı? Sonuna geliyorum. Çıkabilirsiniz arkadaşlar. Diferansiyel denklem kadar tatlı bir şey var mı acaba ya? Şimdi ama sor doktora yapanlara, birçok hocaya, en korkulu rüya diferansiyel denklem. Tabii ya kardeşim, ben de canavar gibi bir şey. Tabii ödüm patlar. Ah bir onu bir bilebilsem hemen aşık olursun. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi bunu ben burada da söyledim başka bir vesileyle kaç sene önce geldiğimde. Şimdi ikinci baskı oluyor bazıları için ve beni dinleyenler üçüncü de olmuş olabilir. Ama mühim olan, görüyorsun televizyonda bile bir programı veriyor. Bir bakıyorsun ertesi güne aynı programı veriyor diyorsun. Halbuki dinlemeyenler var. Bir de onu. Şimdi bunu düşün. Şu böyle bir dikdörtgenler prizması var. Bunu da kilden yapılmış olsun. Çelik de olabilir, kurşun da olabilir, taş da olabilir. Ama biraz o tahayyülü geliştirmek için, yani hayali, kilden yapılmış olsun. Diyorum ki bu kilden yapılma bir şey ama bilimde kabulsüz bilim hayatta yoktur. Newton kanunu dedim, orta ölçekte geçerli. Einstein fiziği diyorsun, yüksek büyük şeyde ölçekte geçerli. Kuantum fiziği diyorsun, küçük ölçeklerde geçerli. Böyle kabuller var yani. Yok, işte homojendir. Homojen de ne demekse. Tek türdür. Her noktadaki özelliği birbirinin aynıdır. İzotrop. Oho, sorsan şimdi, ben bunları soruyordum doktor öğrencilerine, cevap veremiyorlardı. Ama biliyor. İzotrop. Türkçe izah et, yok. İngilizce biliyor. Kelime de kullanıyor. İzotrop da yönden bağımsız demek. Hangi yöne gidersen git, değeri aynı. Bak nasıl oturuyor değil mi? Ya ana dil bu kadar önemli. Zaten milattan önce yaşamış Konfüçyüs'ün bir lafı var. Bir milleti mahvetmek istiyorsan hiç öyle bir şeye ihtiyaç yok. Dilini boz yeter. Dilini boz yeter. Benim lafım değil ha. Konfüçyüs'ün lafı. Çin düşünürü. Dilini bozacaksın. Niye? Birbirlerini anlıyor. Ben olasılık diyeceğim, sen ihtimal diyeceksin. Ben cevap diyeceğim, sen yanıt. Ulan diyecek, ne biçim gerici adam ya, bu cevap diyor. Yanıt var. Ben hayat diyeceğim, sen yaşam diyeceksin mesela veya aksi. Hemen aramızda bir fitne çıkıyor. Yani birbirimizden anlayamıyoruz, bir de şüphe ediyoruz. Ya bunun dünya görüşü
Ya kardeşim, dünya görüşü eşit olsa herkeste bu hayatta tat mı olur ya? Allah bütün kızları aynı güzellikte, erkekleri de aynı yakışıklılıkta yaratsaydı, düşün bakayım, yaşamak ister miydin o dünyada? Demek ki çeşitlilik önemli, onun için hoşgörü diyeceksin. Anlaşamıyorsan lekum düğünüküm ve gelin, senin görüşün sana, benim görüşüm bana, gene insan olarak devam edelim. Şimdi sıkışamayacağız, kabul yapacağım. Kin ama sıkışamıyor, sıkışması yok. Ama şekil değiştirilmesi var mı? Bir kuvvet versen böyle. Var. O kuvveti de aniden veriyorum. Zamanı dışlıyorum. Aniden böyle. Tık diye verdiğim zaman şekli değişir mi? Hı? Ben burada X, Y, Z demişim. Tabii üniversite öğrencileri olduğu için. Şimdi köy kahvesinde versem diyeceğim ki boy, derinlik, en. Aynı şey. diyeceğim. Ha, boyda değişiklik oluyor. Ende de olur, yükseklikte de olur. Peki, şimdi şöyle bir hayal edin. Bunu böyle bastığımda şu yönde hacimde bir değişiklik oluyor. O yöndeki hacimde. Öbüründe de oluyor. Ama toplam hacimde olmuyor. O zaman ne demek? Hacimde değişiklik yoksa şöyle buna geleyim. Hacimde de diyorum ki X doğrultusunda miktar. Burada miktar demişim. Yani bu hacim de olabilir. Siz miktardan şeyi anlayın. Kil. Kilin şeyi. Ha. Ama bunu ben şöyle yazamaz mıyım? X doğrultusundaki miktar değişikliği var. Yani hacim değişikliği zihninizde canlandırın. Daha sonra onu genelleştiririm. Y doğrultusunda Z doğrultusunda var. Peki ben bunları bir toplasam. Bu değişiklikleri toplasam, hacmi değiştirmediğine göre ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Aferin, birisinden duydum birkaç kişi. Sıfır olması lazım. Al sana Türkçe bir şey. Şimdi gelelim simgelere. Bunu anladık değil mi? En doğrultusundaki değişim, hacim, y doğrultusunda, boy doğrultusunda ve derinlik doğrultusunda değişimler toplamı sıfır edecek. Çünkü sıkışmıyor. Sıkışsa bir de bu özelliği katmam lazım. Onu da katalım. Şimdi bu Türkçeyi anladık. İngilizce desem anlatabilir miyim? Siz anlarsınız tabii canım. Ama ben anlatamam. Böyle zevkli anlatamam. Çünkü benim ana dilim bu. Tamam mı? Ha siz şimdi hepiniz buradaki herkes İngiliz olsa anlatırım. Arap olsa ona da anlatırım. Kendi dilinde. Tamam mı? Bu böyle. Şimdi bunu unutmayın. Kardeşim şöyle bak bak şimdi ne yapıyorum? Bak bak diyorum ki. Hah yazdım. Şu diye burada tabii yabancı dil şeyi kullandım. Aslında bunu değişik ülkelerde verdiğim için hemen kopya yapıştır yapmışım. Q'ları siz şey yapın, quantity'den gelir İngilizce, siz onu hacim diye düşünün. Bu ne diyor bana? X doğrultusundaki hacim artı Y doğrultusundaki hacim artı Z doğrultusundaki hacim eşittir.